Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün 5. sınıfın 1. ünitesi olan Hello ünitesiyle başlıyoruz. Ünitemizin içerisinde Countries, Nationalities, Flags yani ülkeler, milletler, bayraklar, School Subjects yani ders isimleri, Days of the Week haftanın günleri, Talking about likes, dislikes, sevilen, sevilmeyen şeylerden bahsetme, Talking about abilities with Ken, Ken yapısı ile yeteneklerden bahsetme konularını bu ünitemiz içerisinde bulabileceğiz. Öncelikle karşımıza çıkabilecek kelimelere bir göz atalım. Birinci ünitemizin kelimeleri English, İngilizce, Turkish, Türkçe, Maths, Matematik, Science, Fen Bilgisi, Social Studies, Sosyal Bilgiler, Art, Resim, Music, Müzik, Physical Education ya da kısaca PE olarak karşımıza çıkıyor, beden eğitimi, Drama, Tiyatro, Religion and Morals, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Computer, Bilgisayar, History, Tarih, Geography, Coğrafya, French, Fransızca, German, Almanca, Spanish, İspanyolca, ICT, Bilişim Teknolojileri olarak karşımıza çıkacak. Günlerden bahsettik, Days of the Week olarak. Sunday, pazar, Monday, pazartesi, Tuesday, salı, Wednesday, çarşamba, Thursday, perşembe, Friday, cuma, Saturday, cumartesi olarak daha önceki yıllarda da gördüğümüz günler konusu. Burada bad at bir şeyde kötü olmak, good at bir şeyde iyi olmak şeklinde kullandığımız kalıplar başında emizar görüyorsunuz. Çünkü bad at ve good at to be kalıbı ile kullanılan bir kelime öbeğidir. Doing experiments, deney yapmak, dislike, sevmemek, hate, nefret etmek, like, love, enjoy, sevmek, learn, language, dil öğrenmek, play, çalmak. Biliyorsunuz play'in oynamak anlamı da var. Herhangi bir enstrümanla kullandığımızda play the guitar şeklinde gitar çalmak olarak anlıyoruz. Solving problem, problem çözmek. Speak, konuşmak. Study, ders çalışmak anlamı da var study'nin. Herhangi bir okulda okumak. I am studying at Cumhuriyet Secondary School, Cumhuriyet Ortaokulunda okuyorum şeklinde kullanabiliriz. How many, kaç tane? How old, kaç yaşında? Which, hangi? When, ne zaman? Where, nerede ya da nereye? Who, kim? Bunlar da bizim WH question dediğimiz yani soru kalıplarını oluşturabileceğimiz soru kelimelerimiz olarak karşımıza çıkacak ünite içerisinde. Age, yaş. Fifth grade 5. sınıfta, sixth grade 6. sınıfta, seventh grade 7. sınıfta, eighth grade 8. sınıfta, middle school ortaokul, primary school ilkokul, secondary school ortaokul. Gördüğünüz gibi middle school ya da secondary school olarak ortaokulu kullanabiliyoruz ama yaygın olarak secondary school'u kullanıyoruz. Best friend en iyi arkadaş, class sınıf, classmate sınıf arkadaşı, country ülke, deskmate sıra arkadaşı, family aile, favorite favori, friend arkadaş, gitar, language dil, nationality, millet. Bir de burada country eklemek istiyorum. Ben country'de ülke. Language dil, nationality, millet, country ülke. Number numara, only sadece. Surname soyadı. That is bu, this is bu. Yakındaki nesneleri göstermek için this is, daha uzaktaki nesneleri göstermek için that is kullanıyoruz. Timetable program, violin keman. Bir de tanışma diyaloglarımız var. Bu tanışma diyaloglarının içerisinde kullanabileceğimiz kelime öbeklerimiz var burada. Glad to meet you, tanıştığımıza memnun oldum. Goodbye, hoşça kal. Great, harika. Hi, selam. How are you doing? Nasılsın? How are you? Yine nasılsın? How is it going? Nasıl gidiyor? How many languages do you speak? Kaç dil konuşuyorsun? I'm okay or I'm fine. İyiyim. Me too. Ben de. Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. Not bad. İşte. Fena değil. Not really. Pek değil. Sayılmaz. See you. Görüşürüz. Tired. Yorgun. Very well. Çok iyi. What about? Peki ya? What about you? Peki ya sen? Şeklinde kullanabildiğimiz bir kalıp. What's your favorite?
school subject. What's your favorite meal? What's your favorite sport şeklinde soru oluşturabildiğimiz bir kalıp bu. What's your favorite kalıbı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar. Demiştik ki countries var bu ülkenin içerisinde. Countries, nationalities and flags var. Bayrakları hani birebir bilmek, ezberlemek zorunda tabii ki değiliz. Renklerinden, eğer renklere hakimsek daha önceki yıllardan, renklerinden soru kalıplarıyla karşılaşabiliriz. Unit 1. Number 4. Countries and nationalities. Read and listen. Turkey. Arthur is Turkish. Canada. Ethan is Canadian. Greece. Andreas is Greek. Germany. Elke is German. Italy. Antonio is Italian. Portugal. Aline is Portuguese. The United States, the US. Paul is American. The United Kingdom, the UK. John is English. China. Yalon is Chinese. Japan. Aito is Japanese. Spain. Pablo is Spanish. France. Pierre is French. Russia. Olga is Russian. Australia. Ryan is Australian. Brazil. Marcia is Brazilian. Kenya. Aisha is Kenyan. Evet, countries, nationalities konusunda arkadaşlar şöyle bir şey var. İngilizce ülkeler o ülkede yaşayan millete, halka verilen isimler ve konuştukları dillerin isimleri şeklinde farklı kurallarla yapılıyor. Ve millet ismi o millete ait dilin ismiyle genellikle aynı. Ülkelerde yaşayan kişiler ve konuştukları dile genellikle burada gördüğümüz Turkish'teki iş takısı, Canadian'daki Ian takısı getirilerek yapılıyor. Bir de kural dışı olan ülkeler var. Yani bu iki eki de almayan ülkeler var. Ama bunların sayısı çok fazla değil. Hemen burada bununla ilgili bir kural tablomuz var. Baktığımız zaman hangi ülkeler Ian ya da AN takısı alıyorlar? Ona bakalım. American, Russian, Australian, Canadian, Kenyan, Italian, Brazilian ve German. Bu ülkeler sonlarına in ya da an takısı alarak ülkelerden milletlere kelimeleri oluşturuyoruz. Chinese'den sonra burada bu listemizde Japanese, Portuguese var. Spanish, Turkish, English var. Ve tüm bu eklerin dışında ek almadan yapılan Greek ve French var. Yani Greece ve France tamamen ek almadan farklı bir kelime yapısına bürünerek ne yapıyor? Nationalities kelimeleri oluşturuluyor. Burada da bahsettiğim gibi bayraklarla eşleştirme ile alakalı bir alıştırmamız var. Hemen bakalım hangi ülkelerimiz varmış. Italy. Japan. France, Portugal, Australia, and our country, Turkey, Spain, Germany, Russia, Brazil,
China. Evet, devam edelim arkadaşlar. Burada yine country, nationality. Genelde bize bu ünitede karşımıza çıkan soru tiplerinde hangi ülkedensin, hangi millettensin gibi sorular çıkar. Yeni nesil sorularda daha çok biliyorsunuz diyalog odaklı sorularımız var. O yüzden baktığımız zaman Turkey, Turkish, England, English, Portugal, Portuguese, Australia, Australian, Canada, Canadian, Kenya, Kenyan, France, French, China, Chinese, Spain, Spanish, Italy, Italian, Brazil, Brazilian, America or the USA, American, Russia, Russian, Germany, German, Greece, Greek şeklinde karşımıza çıkıyorlar. Evet, peki karşımıza hangi tip sorular çıkar? Hemen ona bakıyoruz. Eğer bir kişinin nereli olduğunu sormak istiyorsak bunu iki şekilde yapabiliyoruz. Where are you from? Nerelisin? Ve diyoruz ki bu hangi ülkedensin anlamında kullandığımız soru kalıbı. Where are you from? I'm from Turkey. Where is she from? She is from Italy. Ya da what is your nationality? What nationality are you şeklinde kişinin milliyetini sorduğumuz kalıplar karşımıza çıkar. What is his nationality? He is Turkish. What nationality is she? She is Italian. Gördüğünüz gibi eğer soruyu where are you from şeklinde sorarsam cevabında ülkeyi kullanmam lazım. Nationality kalıbıyla sorarsam hangi milliyetten olduğunu, hangi milletten olduğunu sorduğum için Turkish kullanıyorum. Hangi dili konuştuğunu sormak istiyorsam what languages can you speak? Hangi dilleri konuşabilirsin? I can speak Turkish or which language can she speak? Italian or Spanish? Italian. Hangi dili konuşabilir? İtalyanca mı? İspanyolca mı? İtalyanca şeklinde sorabiliriz. Demek ki ünitede karşımıza çıkacak temel soru kalıplarından 3 tanesi şu an karşımızda duruyor. Where are you from? What is your nationality? What languages can you speak? Farklı öznelerle soru kalıplarını oluşturabiliriz. Hemen bakalım. I am from Turkey. I am Turkish. Where are you from? I am from Turkey. What nationality are you? I am Turkish. She is from Portugal. She is Portuguese diyoruz. He is from Greece dediğine göre ben burada milleti söyleyeceğim. He is Greek şeklinde kullanmam lazım. Brazilian dediğine göre we are from Brazil. They are from Australia. They are Australian. Are you from Canada? Are you Canadian? Şeklinde kullanabiliyoruz. Evet. Jack is from the USA. Complete the sentences with a country or a nationality. Yani ne yapıyoruz? Buradaki cümleleri ülkeyle ya da milletle tamamlıyoruz. Jack is from the USA. He is American. Pierre is French. He is from France. Akira is from Japan. He is Japanese. Adio is Portuguese. He is from Portugal. Penelope is from Spain. She is Spanish. William is from Australia. He is Australian. My grandma is Brazilian. She is from Brazil. Şeklinde cümlelerimizi tamamlayabiliriz. Şimdi soru kalıplarımızı söylemiştik. Complete the dialogues with the correct words in the boxes. Kutudaki doğru kelimeleri diyaloglarımıza yerleştirmemiz isteniyor bizden. Soru kalıbımız neydi arkadaşlar? Soru kalıbımız are you from dediğimizde where are you from aklımıza gelecek. I'm from Canada.
What languages can you speak? I can speak English and what languages dediği için yukarıdaki kelimelerde bir dil arıyorum. O zaman English and French şeklinde cümlemi tamamlamam lazım. Where are you from? I am from Turkey. What languages can you speak? I can speak Turkish and English. What nationality are you? I'm Italian. Where is your friend from? My friend is from Portugal. Sorularımız her zaman kalıp şeklinde karşımıza çıkar. Match the following the meaningful sentences. Cümlelerimizi eşleştireceğiz. Are you Turkish? What nationality are you? I'm from Kenya. Where are you? Where are you from? What languages can you speak? Evet. Bir de dedik ki daha önceden de bildiğimiz soru kalıplarımız vardı. Onlara da bir göz atalım. Hemen bakıyoruz. How are you? How are you sorusuna not bad şeklinde mi cevap veririz? I am 12 şeklinde mi cevap veririz? Not bad. Glad to meet you. Me too. I'm 13 years old. What about you? I am 10. Ben 13 yaşındayım. Ya sen? Ben 10 yaşındayım. Goodbye. See you later. Hoşça kal. Görüşürüz. Hello, I'm Tuna.